Startta Selay Kaya ve Osman Tüter ile sohbetimiz sürüyor. Selay Kaya, Volkan Işık'la Rally'ye ilk adım adlı eğitim seminerinin bayanlar kategorisi birincisi. Osman Tüter de Delta Spor'un her şeyi. Şimdi Selay, seni etkileyen Polo Ladies Cup mı oldu? Otomobil sporlarının içine girmek istemeni, yani bunu sağladı. Daha ziyade Formula 1'di açıkçası ama ben Formula 1 için çok geç kalmış biriyim. Hiçbir şey için insan yaşamda geç kalmaz, korkma. İstediğin an yarışabilirsin ama boyun uzun olmaz, sığmazsın. Yani Polo Ladies Cup'ın arkasından söylemek istediğim şu, çok sayıda hanım pilot yarışmak istiyorum diye başvurdu değil mi Osman? Polo Ladies Cup'ta pist kategorisinde çok insan yarışmaya başladı ama rally'de zaten belli bir ilgi vardı. Polo Cup'tan çok fazla bize, yani rally branşına çok fazla bir etki olmadı ama genel anlamda motor sporlarına bayanların bakış açısı değişti ve ilgisi arttı. Genel anlamda bir artış var ama rally'ye bu çok yansımış değil. Peki, aldığın eğitim elbette ki çok fazla yeterli gelmeyecek. 2007 sezonunda Türkiye Rally Şampiyonası'nın tüm ayaklarına mı katılmak istiyorsun yoksa mahalli şampiyonada mı mücadele edeceksin? Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın tüm ayaklarına evet. Katılıyorum. Rally yok, tırmanma. Rally de yapacak. Rally de yapacak. Rally de yapacak. Fırsat bulursak Fancross'ları da sokacağız. İlk Fancross'ta burada olamayacak. Ondan sonra Ankara Tırmanma ile başlıyor programımız. Tüm Türkiye Rally Şampiyonası ve fırsat buldukça da yani bu sene mümkün olduğu kadar fazla kilometre yaptırmak istiyoruz. Evet, en doğrusu da bu. Kopilot nasıl bulacaksın? Arıyoruz. Peki hala sen, arıyoruz. Bu kursa başlarken İnsanlara söyledin mi? Benimle yarışır mısınız? Arkadaşlarına benim kopilotum olur musunuz diye şeklinde bir öneri sundun mu? Tabii ama iş ciddiye binene kadar herkes kopilottu zaten. Sonra? Hadi gelin yapalım dediğim zaman ben lastik değiştiremem. Ya ama işte çok yoğun hafta sonları, her hafta sonu İstanbul dışında mı olunur gibi tepkilerle karşılaşıyorsunuz. Ve derken hepsi yok oldu gitti. Sonuçta kopilot aramaya başladım. Evet. Osman ne yapacaksın? Şimdi birkaç alternatif var bizim düşündüğümüz ama biz öncelikle Selay'a veriyoruz bu hakkı. Önce kendine uygun birini o daha iyi bulabilir diye düşünüyoruz. Bulamazsa bizle daha önce çalışmış arkadaşlarımızdan biriyle bir deneme yapıp ondan sonra devam etmeyi planlıyoruz şu anda. Ama kopilot sırf bayanlar da erkekler de kopilot arıyor. Bir, büyük bir sıkıntı, kopilot sıkıntısı. Herkes pilot olmak istiyor. Dolayısıyla çok kolay değil işimiz yani. Bu anlamda ciddi bir sıkışıklık var ve ben sırf Selay için değil birkaç diğer pilotlarım için de şu anda hala hazırda kopilot görüşmelerine devam ediyorum. Evet, Osman Tüter'i duydunuz. Herkes pilot olmak isterse kopilot bulunmaz. Pilotluk elbette hoş ama kopilotluk da keyifsiz değil. Bence bir deneyim. Şimdi Volkan Işık'la Rally'ye ilk adım adlı eğitim seminerinin arta kalan görüntülerini izleyelim. Sonra da Osman Tüter'e sürprizleri soracağız.